Sevgili dostlarım merhabalar. Umarım iyisinizdir. Umarım hayat sizin için çok iyi geçiyordur. Gündemi takip ettiğinizi düşünüyorum. Dünyayı, Türkiye'yi, özellikle Türkiye gündemini çok fazla takip ediyorsanız artık o algı bulutundan dolayı beyniniz uyuşmaya ve dünya gerçeklerinden kopmaya başlıyorsunuz. İşte bu bulutu biraz dağıtabilmek için şimdi sizlerle bazı konular hakkında konuşmak istiyorum. Sevgili dostlarım merhabalar. Bugün sizlerle birazcık pro, birazcık muhabbet yapmak istiyorum. Profil fotoğraflarım. Arkadaşlar Türkiye'de bir fikir verdiğiniz zaman, Türkiye'de dünya gerçekleriyle ilgili bazı konulardan konuştuğunuz zaman, Türkiye'de iş hakkında, dünya hakkında, sektör hakkında, kişisel gelişim hakkında konuştuğunuz anda karşınıza gelen ilk cevaplardan bir tanesi 7'den 70'e ya dünyayı Illuminati yönetiyor, ya Türkiye'yi Sabataistler şöyle yapıyor, ya Masonlar şunu planlıyor bunu yapıyor, ya büyük 7 aile şunu yaptı bunu yaptı tarzında komple teorileri. Artık arkadaşlar bu olay o kadar çığırından çıktı ki Türkiye'deki herhangi bir köye gidin, o köydeki yaşlı amca bile bu konuları konuşmaya başlamış. Yaşlı amcanın yani hayatta kitap okumamış insanların konuştuğu gizli örgütler sizce gerçekten gizli olabilir mi? Böyle bir düşte dünya yöneten gizli bir örgütsün ama köydeki yaşlı bir amca bile senin hakkında yorumlar yapıyor. Ya böyle bir şey yok arkadaşlar. Dünyayı yöneten muhteşem, dünyadaki her adımları planlayan, öyle insanları yönlendirmek için sürekli hesap kitap yapan böyle üstün süper güçler, süper aileler, düşündüğünüz gibi Mason locaları yok. Bu sistem, dünyadaki sistem, ülkeler, geleceğin inşa edilmesi, kader böyle bir şey değil. Ne yazık ki biz inancımızdan dolayı bazı ön yargılara sahibimiz. İnancımızdan dolayı gerçek hayata, yaşantıya aktarmamamız gereken şeyleri aktarıyoruz. Bunlardan bir tanesi şimdi Allah inancına sahip olduğumuz için dünyadaki her şeyinde bir üst güç tarafından yönetileceğini kurguluyoruz beynimizde. Bu dini tarafta, bu iman tarafında okey, sorun yok ama dünya gerçeklerine, insana veya işte Amerika gibi veya İsrail gibi ülkelere böyle tanrısal güçler vermemiz, yarı tanrı güçler atfetmemiz bizi hayatın gerçeklerinden koparıyor. Bakın muhafazakar arkadaşlar beni izliyorsa, ki izliyorlardır muhtemelen, bana kızacaklardır ama özellikle Türkiye'deki muhafazakar gençleri, milliyetçi gençleri bu konuda beynini ne yazık ki ele geçiren ve dünya gerçekliğinden koparan isim rahmetli Erbakan'dır. Daha sonrasında Kadir Mısıroğlu'dur. Bu tanınmış kişiler, siyasetçiler, tarih yazarları yurt dışından özellikle anti-Yahudi, anti-Siyonist, böyle anti-Seminist akımları Türkiye'ye çevirerek, transfer ederek bu komple teorilerini burada yeni bir şeymiş gibi pazarlayarak kendilerine siyasi bir zemin hazırladılar. Kendilerine siyasi bir kitle temin ettiler buradaki komple teorilerinden. Okey, bu onlar için başarılı bir stratejiydi belki de. Çünkü bir felsefe yarattılar kendi çaplarında. Ama bu yarattıkları felsefe zaman geçtikçe o kadar katlanarak büyüdü ki şu anda Türkiye'deki hiçbir gençle doğru düzgün mantık çerçevesinde sohbet edemiyorsun. Özellikle muhafazakar gençlerle. Çünkü neden? Çünkü kafalarında hep Siyonistler bir şeyler planlıyor. Çünkü İsrail dünyayı yönetiyor. 7-8 milyonluk İsrail, dışarıda da işte Amerika'da 7-8 milyon, toplamda 20 milyonluk Yahudi nüfusu dünyayı yönetiyor. İşte diğer tarafta ne bileyim Yahudilerle savaşacağız falan filan, böyle Masonlar işte Yahudilerin kölesidir, onlara hizmet etmektedir falan filan diye gerçek dışı. Ya hayatınızda hiçbir Mason hocasına gittiniz mi arkadaşlar? Hiç Masonlarla konuştunuz mu? Yani bu Türkiye'de mesela YouTuber'lar da bunu yapmaya başladı. Neymiş? İşte Mason hocasına gidip böyle eski ayrılan adamların ya bunlar çok şeytan falan filan diye popülerlik kazanmak için böyle garip garip teorilerini anlatırlar. Abi Amerika'da Mason hocalarına, burada her mahallede, her semtte, her şehirde Mason hocası vardır. Gidersin, selamünaleyküm ben böyle böyleyim dersin. Adamlar sana alırlar, sohbet ederler. Başvurmak istiyorsan Mason hocası kağıdı verirler. Böyle normal şeye derneğe başvuruyor musun gibi. Sonra da toplantılarla adamların kendi ayinleri var, kendi ritüelleri var. Onları tamamlayarak, yani aynı sofizmde olduğu gibi
bir mertebeye yükseltmeye çalışırlar. Kendi aralarında, kendi derneklerinde hiyerarşileri vardır. Ve bu adamlar burada, Amerika'da özellikle çok büyük charity, yani yardım işleri yaparlar. Mesela burada kanser hastaneleri vardır masonların. Kendi sermayelerini, birikimlerini ortaya koyarak sırf iyilik olsun diye insanlara ücretsiz bakımlarda bulunurlar. Aynı Türkiye'deki tarikatların yapmaya çalıştığı gibi. Ama Türkiye'deki tarikatların şöyle bir zararı var. Özellikle varoşlardaki olan tarikatlardan bahsediyorum. Varoşlara yerleşmiş, yani o Hindistan Sufizminin gerçek dışılığını tamamen elitizmden ayırtmış o varoşlardaki bodrum katındaki tarikat merkezlerinden bahsediyorum. Bunlar gençlere uçuk şeyleri anlatıyorlar arkadaşlar. Tarikatta girmiş insanlar benim ne demek istediğimi anlayacaklardır. Özellikle bu varoşlardaki, tarikatlardaki arkadaşlar. Oraya girdiniz mi adamlar yok işte bilmem uçmalar kaçmalar. Yok kerametler. Yok bilmem ne amca şu kerameti gösterdi. Bilmem ne dayı bu kerameti gösterdi. Böyle uçuk kafalarla normalde sohbet ettiğinizde ya bu deli ne diyor diye önemsemeyeceğiniz şeylere yüz binlerce genci inandırarak beyinlerini resmen süngere çeviriyorlar. Ve sonradan bu genç normal hayata atıldığında, normal iş hayatına atıldığında, normal dünyayı anlamaya çalıştığında anlayamıyor. Çünkü adamın aklında gerçekliklerden kopuk bir dünya dizaynı var. Toparlayamıyor. O zararı kurtaramıyor. Ve şöyle legalize ediliyor. Ya bu tarikatlar sayesinde gençler uyuşturucuya katılmıyor. Uyuşturucu. Ya tamam okey çok güzel. Tarikatlara falan da karşı değiliz. Her insan neye isteniyor, inanıyorsa. İsterse kendi şeyhinin yarı tanrılığına, tanrılığına inansın. İsterse bütün gün onu gözünü getirip ondan gelen ışınla kalbinin temizlendiğine inansın falan. Okey sorun yok kendi inancınızdır. Ama bu gerçek dışı şeylerle Türk gençlerinin dünyayı anlama kapasitesini yerle bir ediyorsunuz. Şu anda herkes, dünyada her şeyi Amerika planlıyor abi. Amerika'nın işi gücü yok. Burada FBI, CIA adamları, ki burada çalışanların sayısı bellidir, maaş alan adamların sayısı bellidir. FBI'de, CIA'de veya diğer. Ya bu adamlar mesela şurayı bombalayacağız diye bir şey planlayamazlar. Çünkü bu adamların hesap verdikleri bir hiyerarşi vardır, anayasa vardır. Ve CIA'in, FBI'in dosyaları gizlenemez. Sürekli bir süre geçtikten sonra açıklanır. Tamamen şeffaflığa yöneliktir. Ve burada basın tamamen özgürlüktür. Basın ifşa edebilir bu adamları. Buna cesaret edemezler. Anayasanın dışına çıkmaya cesaret edemezler. Ettiklerinde zaten ifşa olup yargılanıyorlar. Böyle gerçekleri görmezden gelip dünyanın gidişatını görmezden gelip dünyanın gerçek değerlerini görmezden gelip ne yazık ki komple teorileriyle beyni süngere çevrilen bir gençlik var. Ben burada size bu gençlerden olmamanız için tavsiyeler vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Ya ben de Türkiye'deki gençler hangi yollardan geçtiyse onları geçtim arkadaşlar. Ortaokulunda, lisesinde, üniversitesinde, arkadaş ortamında, iş hayatında. Yani hani ne görülüyorsa, Türkiye'de ne bir genç ne görüyorsa hepsini 360 derece gördüm. Bana inanabilirsiniz. Hepsini tecrübe ettim. Ve bu tecrübelerimin sonunda dünyayı daha da fazla görerek, kendimi daha da fazla eğiterek en son geldiğim bakış açısını size yansıtmaya çalışıyorum. Ve diyorum ki bu adamların sizi köleleştirmek için, bedavaya çalıştırmak için, bedavaya sizin tüketim gücünüzü sömürmek için bir tarikat içerisinde, bir organizasyon içerisinde aynı Fethullahçıların yaptığı gibi sizin hem üretim hem tüketim gücünüzü ucuza sömürebilmek için bir kandırma, bir hayal dünyası satma peşindeler. Sizin İslam inancınız da bu tarikatların size satmaya çalıştığı şeylerin bir bağı yok. Bu kadar kendinizi kaptırmamanız lazım. Çünkü kaptırdığınızda İşte gerçek hayata bakışınız da zarar görüyor. Bakın bugün yine Amerika'daki çok tanınmış senatörlerden birisi Graham şunu söyledi. Dedi ki Amerika ile Türkiye arasında serbest ticaret anlaşması yapılması lazım. Ama bu serbest ticaret anlaşmasının yapılması için bazı eksikliklerimizi tamamlamamız gerekiyor. Peki beni takip eden arkadaşlar çok iyi bilirler. Ben bu işin olması gerektiğini ne kadar zamandır tekrarlıyorum? Son 2 senedir Amerika ile Türkiye arasında serbest ticaret anlaşması yapılmalıdır diye kendimi yırtmıyor muyum? Burada 3-5 bin kişi beni izliyor. Twitter'da birkaç yüz bin takipçim var. Bu motivasyonla nasıl kendimi yırtıyorum görüyorsunuz değil mi? Ama ne yazık ki Türkiye'deki iş adamları, Türkiye'deki sanayiciler, Türkiye'deki dernekler, Türkiye'deki üretime katılması gereken gençler bunun ciddiyetini anlayamıyorlar. Amerika diyorsun, Amerika ile iş yapalım diyorsun. Adam sana
Amerika dünyayı sömürüyor. Amerika bilmem Orta Doğu'yu sömürüyor. Amerika bilmem ne Armageddon. Yani böyle kafalar gitmiş. Ticaret yapalım diyor, para kazanalım. Gençliğin refahı artsın diyoruz. Çocuklarımız Türkiye'de fakir yetişmesin diyoruz diğer ülkelere göre. Adam böyle komple teorileriyle senin bütün yani Türkiye'yi zıplatacak. Türkiye'nin ihtiyacı olan parayı, ihtiyacı olan enerjiyi katacak adımları ufak böyle komple teorilerle hiçmiş yerine koyuyor. Böyle olur mu arkadaşlar? Böyle yani Türkiye böyle dizayn edilebilir mi? Ne yazık ki şu anda siyasi partilerimiz bu dizaynın içerisinde kırılıyor. Ya şimdi mesela muhafazakar arkadaşlara biraz değindim ama diğer tarafta Kemalist arkadaşlar sanki çok masumlarmış, çok doğru düşünüyorlarmış algısı oluşmasın. Onlar da emperyalizm diye bir şeye takılmışlar. Emperyalizm de emperyalizm. İngiltere emperyalizmi, İngiltere emperyalizmi. İşte bilmem ne Amerikan emperyalizmi, Amerikan emperyalizmi. Böyle bir garip geçmişten gelen komplekslerle sanki bu iş sadece bu kadar basitmiş dercesine dünyayı çözmüş gibi her şeyi komplo teorileriyle onlardı. Zaten Batı düşmanlığı, bakın ya Kemalizm harbiden Batı'ya karşı Batı düşmanlığı, İlber Ortaylı'nın söylediği gibi. Yani Batılıyız gibi davranıyor ama Kemalizm de Batı düşmanlığını pompalıyor. Diğer tarafta İslamcılar, diğer tarafta milliyetçiler, diğer tarafta komünistler. Ortada herkes Batı düşmanı. Ama bu ülke nasıl milyar dolar kazanacak, nasıl trilyonlarca dolarlık ticari hacme gelecek? Kimse bunu düşünmüyor. Hala Rusya fantezisi, hala Çin fantezisi. Ama diğer tarafta bakıyorsun bir tek ihracat yapabildiğimiz ülke Avrupa ve Batılılar. Nasıl olacak arkadaşlar? İşte bunu çözmek için bu Batı kompleksini, bu komple teorilerini kafamızdan atıp bir an önce dünyaya entegre olmamız lazım. Ve bu kanalda bu entegrasyonun gerçekleşmesi için yurt dışında iş yapma kafasını, yurt dışında yaşama, yurt dışında entegre olma kafasını ama milli bir şekilde olabilme kafasını size anlatmak için elimden geleni yapıyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü diğer videolarda kafa açmaya devam edeceğiz sevgiler. Hadi.